Emmi geçtin yine tezgahı. Geçtim evet. Ustama yardım ediyorum ha. Emmi şimdi bu ne kebabı? Bu siverek kebabı. Bu arada ben Urfalıyım biliyorum Emmi. Bunu sadece bilmeyenler için. Şimdi. Ben, evet. Bu. Onlar anlar mı? Ona tutmana gerek yok. Tamam ben kendim. Ses var var. Bu kebabın kısaltılmışını da söyle. He Emmi bu kebabın kısaltılmış ismi neydi? Bu Sefos. Siverek kebabının kısaltılmışı Sefos. Bir de bizim Urfa'da şu yani Urfa kebaplarına kare şiş kullanılır sürekli. Evet. Urfa... sadece Urfa'da, Urfa yöresine ait. Evet evet biliyorum onu söyledim. İşte budur Sefos kebabı. Gramajı çok düşük. Ya emmi küçük yaptı. Ha? Ben küçük yaptım. Emmi küçük yaptı. Yoyulmasın diye. Bir dürüm yapacağız abi. Bir dürüm olur mu? Olur olur. At emmi, at emmi, at emmi. Attık. Bu siverek kebabını nereden öğrendin emmi? Ben Sivere'ye gittim, Urfa'ya. Yani bir iş yerim beni sponsor oldu. Evet. Dedi ki sen emekli olduktan sonra seninle devam edeceğiz. Ama bizim yöresel yemeklerimizi öğreneceğim dediler. He. Ben buradan Mersin'den Urfa'ya gittim. Ne kadar kaldın Urfa, emmi? Urfa Sivere'ye gittim. Ben usta olduğum için 3 gün kaldım. 3 gün ama orada. Bir çırak geçse bir 5-6 ay kalırdı. Emmi ateş çıktı, alev çıktı oradan. Tabii beni konuşturdunuz. Emmi şimdi şöyle bir şey var. Heh. Urfa yöresinde çok fazla yemek var. Mesela ilçelerimizin bile kendi kebapları var. Örnek veriyorum. Birecik'te haşhaş kebabımız var. Patlıcan kebabımız var. Urfa merkezde Urfa kebabımız var. Şunu söyleyeyim. Heh. Tuzla yapıyorduk biz. Sen de unu gördüm. Siverek'te un mu konuluyor emmi? O az mı konuluyor? Kıyma dökülmesin. He, kendini tutsun he, diye. Tutsun diye hafif un konuyor. Ve güzel de kızarıyor yani. Hafif un koyduğun zaman acı, biber, baharat girmiyor. Şimdi onu ben sana söyleyecektim emmi. Urfa'da bir huy var. Ete kolay kolay baharat koymazlar. Evet, koymuyorlar. Sence bu mantıklı mı? Yani ben özellikle etin tadını almak için tuzla yemeği çok seviyorum. Sadece tuz olması benim için daha mantıklıdır. Şimdi o tercih meselesi. Diyelim ki ben Adana bölgesi çok acılı. Urfa'da mesela çok acıyı seven bir yer. Aynen. He, ama diyelim ki bunu özellikle acıyı sevmeyenler için birebir. Ama diyelim ki adam Urfa'daysa acıyı çok seviyor. Onlar da ona göre acılı kebap yapıyorlar. Ama bizde nasıl emmi söyleyeyim sana? Şu biberler arkadaşlar. Yani hani bu biraz Urfa'da yok. Bu yok. Ama normal şartlarda acı biber denildiği zaman eğer Urfa isodu yoksa bu tarz biberlerle servis edilir. Ya Urfa evet. Kebabı da onunla acılandırılır. Yani hani nasıl Urfa'da baharat sevilir sıkıntı yok. Ama Urfa kebabında baharat yok. Öyle bir tezat evet, da var evet. Ama lezzetli emmi. Lezzetli tam çok lezzetli. Onun için... Ver buradan bir yakından da alayım kebabı. Bak, kebabımız pişiyor tabi. Usta bir ekmeğini ısır. Emmi bu arada inanılmaz bir koku geldi. Güzel geldi çok ha. Güzel, çok güzel bir kokusu var. Ekmek, ızgarayı... Ha bu arada bu ekmeğimizi de burada Ömer ustamız yağladı. Yağladı. Tışıkladı. Evet şöyle bir iki şiş alayım. Ustam kusura bakmayın. Arkadaşlar bu arada bu... Ciğerci Ömer bizim sponsorumuz, değerli kardeşimiz. Ciğerci Ömer nerede diye sorarsanız Genç Osman fırını altında çok güzel, nefis, el lezzeti olan kıymetli bir kardeşimiz. Ve göster şu arkadaşımız. Genç Osman fırını altında. Bu ustamız da söyleyeyim. Ciğerci Ömer. Ciğerci Ömer. Lezzeti tek adresi. Ne ürünler var abi burada? Abi ciğer var, kebap var, kuşbaşı var, tavuk şiş var, boru kebabı var. Boru kebabını neyden yapıyoruz? Şükrü kardeşim. Çedar peynirinden. Bu Şükrü kardeşim. Birazdan onu da çekeceğiz. Birazdan onu da yapacağız. Toplamadın diğeri çıkmış. Emmi içine ne konuluyor? Neyin içine? Yani hani bunu servis ederken bir dürüm şeklinde yapmak gerekirse içine ne koyuyorsun normal şartlarda? İçine ne istersen koyabilirsin. Yani soğan, biber, domates ne istersen doğrayabilirsin. Yani zevke göre değişiyor o zaman. Yani. At buraya da. Bu arada... Evet arkadaşlar. Ha susam da. Susam da. Oldu sayarız. Hem yavaş yavaş yemek videolarına da gireceğiz ha. Girelim evet. Çektik arkadaşlar şimdi. Zıt diye çektik. Bu arada arkadaşlar az diyebilirsiniz. Biraz önce de söyledik. Emmin bilerek az düzdü. Az düzdü be. Çünkü lezzeti alabilmek bir... için, lezzeti alabilmek için sadece et ekmek. Evet. Lezzeti alabilmek için. Aynen. İçine bir şeyler de koysaydık iyi olmaz mıydı? Lan Ömer. Lezzeti alalım abi. Etin lezzeti. Biz tamam, yaparsak neyse. Diyor Ömer Usta. Sağlam yapar. Bu güzel oldu işte. Heh.
Ulan simit oldu bu lan. Simit oldu bu. Getir. Koy üstüne. Ha. Onu biraz yakından alacağım. Evet arkadaşlar. Bundan sonra inşallah kısmet olursa ciğerci Ömer'de bir tür durumlara rastlayacağız inşallah. Biraz çevirelim hem de aynen. Evet arkadaşlar şimdi biz geçiyoruz. Ufak bir tadına bakacağız. Evet. Hemen hemen hazır bence. Tabii. Diliyor muyuz? Dilen mi? Evet, dil onu biliyorum. Da dil. Hatta hemen şu burada. Şu iki. Hem herkese dil. Herkese dil. Abi şu ustamız üç. Da yesin. Ustamızdan da bir not alalım. Şu dört. Şu beş. Tabağı. Ustam bu senin. Ustam hem ye hem de konuş. Şöyle konuş. Evet. Özcan Bey al. Nerede? Gerçekten çok güzel. Etin lezzetini hissediyorsunuz damağınızda. Elinize sağlık. Özcan Bey buyur. Teşekkür evet, ederim. Al Murat. Dur usta bayılmazsa ben sonra sorarım. Abi iş yeri sahibine ver. Ha. Tad abi. Ben de tadayım. Biz herkesi çıldırtıyoruz. Biz de çıldırayız mı? Abi güzel abi. Parça ver. İçeye bak. Abi şu ufak bir parça. Abi. Nasıl? Süper valla. Şeye ver. Tadı süper. Ama bu karın doyurmaz. Ancak 20 tane yiyeceksin. Süper. Al lan. Lan sen yedin mi? Başarılı. He? Ya sen ye Allah Allah. 20 tane yiyeceksin ki karnın doysun. Arkadaşlar biraz önce Siverek kebabını İzzet Emmim yapmıştı. Şimdi Ömer de kendisinin de aynısını çıkartabileceğini iddia etti. İnanılmaz bir şekilde maydanoz döküyor şu anda şeyin üstüne. Ateşin üstüne. Değişik stilleri var. O kırmızılık yok bunda niye? Kırmızılık için biraz daha salça sürüyorlar. Salça? Salça var mı? Ama sürme abi tadı kaçar. Bu şekilde daha güzel. Şimdi renk olarak, renk. Şimdi bak renk olur. Birazdan olur. Çevir. Abi inanılmaz koku geliyor şu anda ya. Nar gibi kızardı. Arkadaşlar böyle bir güzellik olamaz. Şahane yapmış. Gerçekten eline koluna sağlık. Arkadaşlar. Hani Ömer'in spesiyeline İzzet emmi biraz ek yaptı. Ağzım dolu özür diliyorum. Gerçek anlamda çok güzel oldu. Eline sağlık. Afiyet olsun abi. Fiyatı ne abi bunun? Abi bunun fiyatı bu şekilde 150 TL. 150 TL'ye böyle gelip bunu yiyebilir. Tabii şu anda şöyle bir şey de var. Biz mekan bizim diye meze falan istemedik. Sadece tadına bakmak evet, istedik. Sadece, yanında ikramların ne? Evet. Yanında ikramlarım yoğurtlu patlıcan, ezme salata, çoban salata, sumaklı soğan, pişmiş domates, pişmiş soğan. Yani 3-4 tane yani 8 çeşit 10 çeşit mezemiz var. Anladım. Yani evet. Yanında ikram hepsi değil mi? Tabii ki ikram hepsi ikram. 150 liraya bu şekilde bir şeyi tadabiliyor, evet, yiyebiliyor. Tek kişilik. Dev kadro. Güzel. Lahmacun'a benziyor lan. Enteresan bir tadı var, güzel. Çok güzel. Yerini de tarif et abi. Abi yerimiz Kuvayi Milli Caddesi, Mithat Toroğlu Mahallesi, No 410. Sen niye yedin? Ya kısaca anıtın üst tarafında diyelim. Anıtın üst tarafında. Daha fazla Anıtın üst tarafında, Genç Osman Fırının altında. Ömer Usta arkadaşlar. Evet, çok güzel başlıyor gerçekten.